Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat ilk 5 ünite için bir özet, bir kavrama çalışması. 2018, 2017, 2018 müfredatında uyumlu olan yeni kitaba göre bir özet çalışması yapıyoruz arkadaşlar. İlk 5 üniteye göre bakalım ne anlamışız. İlk 5 üniteyi dikkatlice çalıştıysanız kendinizi test için ne kadar anladınız, ne kadar anlamadınız? Bunu test için izleyebilirsiniz. İçerik ilk 5 ünitede fark ettiğim konular bunlar ya. İlk 5 ünite için şu konulara, alt başlıklara yer verilmiş. Tabi diyaloglar da vardı. Diyaloglara değinmiyorum. Direkt dil bilgisi konularına bakacağız. İşte müzekker müennes, semai müennes. Semai müennesi kitap özet geçmiş zaten. Zamir çeşitlerimiz var. Fiil çekimleri var. Bunun dışında merfu, mensup, mecrur kavramları, fiil, fail, meful, müpteda, haber, haber müptedanın yer değiştirmesi gibi. İncelemelerimize Vela Fatiha suresinden başlıyoruz. Fatiha suresi birinci inceleme yerimiz, ikinci yerimiz Yasin, üçüncü yerimiz İmam Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh. İmam Ebu Hanife'nin Vasiyet adlı kitabından bir bölüm bakacağız. O 3 bölüm, 3 parçada inceleme yapacağız arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın ilk ayeti olarak yer aldı. Buradaki bi nedir? Harfi cerdir evvela. Harfi cerler işlendiğinden harfi cer hangisiydi bir görelim. Ba harfi cerrimiz. Görüyorsunuz ki ba artı isim kelimesi yer alıyor. Sanırım bunu Python'da anlasam daha iyi olabilir. Şimdi evvela orada yazan şey arkadaşlar evvela ismun, tamam mı? İsmun, isim kelimesi, bir de ba harfi cerre bitişmiş ba artı isim kelimesi. Ba bir kelime, isim bir başka kelime. Bunlar bitiştiğinde hemze burada ne olmuştur? Silinmiştir. Hemze gidiyor. Bu durumda ne oluyor? Bismi bu şekilde oluşuyor yani. İşin aslı ise bi ismi. Ama bitiştiklerinde bismi olmuştur. Gerekçe neden böyle bir şey oldu? Kesret diyoruz buna. Kesreti istihmal çok kullanım. Besmele çok kullanılan bir kalıptır. Çok kullanılan bir cümledir. Bu yüzden hemze orada hasfedilmiştir. Bismi. İsim kelimesi ba harfi cerinin mecruru, cer alameti esre. İsim kelimesi muzaf. Allah lafzı muzafun ileh diyeceğim ama muzaf muzafun ileh görmedik. Bunlara değinmeyeceğim o yüzden. Bir kere söylemiş oldum. Lafzatullah mecrur esre ile, Rahmani mecrur esre ile, Rahim mecrur esre ile. Lafzatullah özel isim olduğu için marifedir, nekre değildir. Er-Rahman eliflam içeriyor. Er-Rahim eliflam içeriyor. Bunların her biri nedir? Marifedir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi elhamdü eliflamlı olduğundan isimdir. Merfudur görüyorsunuz. Merfudur. Raf alameti zammedir. Elhamdü. Lillahi. Li harfi cerrimiz mevcut burada. Lillahi. Mecrur değil mi? Allahi. Mecrur. Li. Allahi. Lillahi olmuştur. Lam harfi cer. Allah lafzı onun mecruru. Rabbil alemine. Rab kelimesi muzaftır. El alemine onun muzafın ileyhi oluyor. Muzaf, muzafın ileyhi nedir bilmezseniz de şunu biliyorsunuz. El alemine cemi müzeker salimdir. Fethalanun ve ya ile yazıldığına göre hangi durumudur? Nasb veya cer durumudur. Burada cer durumundadır. Çünkü başında Rab kelimesi muzaftır. Er-Rahmani eliflamlı olduğuna göre isim, esre ile bittiğine göre mecrur. Er-Rahim de yine esre ile bitmiş. Demek ki mecrur. Maliki mecrurdur. Cer alameti esre. Yevmi mecrurdur. Cer alameti esre. Eddini mecrurdur. Cer alameti esre. Yevm kelimesi gün manasına geldiğinden zarftır değil mi? Zarf. Bu bir mekan zarfı değil ama zaman zarfıdır. Bir süreç, bir süre bildirdiğinden zaman zarfı oluyor. Zaman zarfı da henüz işlenmedi. Bunlar ilave bilgi olarak yer almış olabilir. Şimdi işlenen bir konu İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Cümle İyyâke zamiriyle başlıyor. Zamirler isim grubuna dahildir. Bunlar fiil değildir. İyyâke
Zamir. Bu zamir türü kitapta ilk 5 ünitede işlenmedi hatırladığım kadarıyla. Bunlar da munfasıl mensup zamirlerdir. İyyâke, seni, sana manasına gelir. Na'budu fiilimiz. A'bede ya'budu. Hangi bab? A'bede ya'budu. Fa'ale yef'ulu. Birinci bab değil mi? A'bede. Peki sahih mutel şeklinde düşünürsek? Sahihtir çünkü vav ya elif içermediğine göre nedir? Muhtel olamaz. Sahihin hangi kısmıdır? A, B, D. Bakıyorum hemze yok. A, B, D, D. Bunun dışında muzaf yok. Muzaf değil çünkü şedde yok. Veya aynı harfin tekrarı yok. Demek ki muzaf da değil. Öyleyse sahihin salim kısmı olur. Peki na'budu nedir yani? Nedir? Muzari fiildir değil mi? A'bede, ya'budu. Çekim yaparsan ya'budu, ya'budani, ya'budune, ta'budu, ta'budani, ya'budne. Çekim devam ettiğimizde mütekellim çoğuldur bu. Na'budu. Biz kulluk ederiz. Faili nedir peki biz manasına gelen yerde? Fail ne olur? Nahnu. Gizli zamir fail olur. Mef'ul nerede? Mef'ul işte burada fiilden önce gelmiş. İyyâke mef'uldür. Görüyoruz ki mef'ul fiilden önce gelmiş. İyyâke bir isim. Cümlenin ilk kelimesi isim. Öyleyse burası isim cümlesi diyemezsin. Yine de nedir? Fiil cümlesidir. Çünkü fiilin önüne mef'ulün geçmesi caiz idi. Burada mef'ul fiilden önce gelmiştir. Bu durum tahsis ifade eder. Yani sadece yalnızca şeklinde bir çeviri gerektirir. İyyâke yalnızca sana nâbudu kulluk ederiz. O yalnızca nerede hocam? Hangi kelimeden çıkıyor o mana? Yalnızca manasına gelen bir kelime yok burada. Sadece İyyâke zamirinin fiilden önce gelmesinden ötürü bu mana çıktı. Yani mef'ul fiilden önce geldiği için yalnızca diyerek çeviri yaptık. Normalde na'budu iyyâke olsaydı, önce na'budu gelse, sonra iyyâke gelse, sana kulluk ederiz diyecektik. Ama fiilden önce mef'ul geldiği için yalnızca sana manası çıkmıştır. Aynı örnek bir daha var, görüyorsunuz. Yine iyyâke, yalnızca senden nesta'inu, yardım isteriz. İyyâke mef'ulümüz yine fiilden önce gelmiştir. Nesta'in muzari fiilimizdir. Yine failimiz nahnu olacaktır. Bu da ane kökündendir. Ane, gale gibi. Ecvef bir fiil yani değil mi? Ecvef, sülasi mücerret hali o şekilde. Ama an itibariyle istifal babındandır. Ane, avenedir kökü. O da istavene olur. İsta'ane şeklini alır. Bu ayrıntılar şu an için size karışık gelebilir. İlerleyen üniteleri izlediğinizde hocanın ne dediği anca anlaşıldı diyeceksiniz. Şu an anlayamıyorum ne oldu ne oldu diye kafanızı fazla da yormayın. İhdina es-sırada el-müstakime. İhdines diyoruz. İhdi. Heda yehdi. Hedeye yehdiyü kökünden ihdi. Emri hazırdır. Henüz emri hazır da işlenmedi. Na zamiri az çok işlenmişti değil mi? İhdi fiil, ente gizli zamir burada fail olur. Na ise mef'ulü bihimiz oluyor. Bize hidayet et, bize yol göster. Esrada ikinci mef'ul diyebiliriz. Öyle yol ki el-müstakime, müstakim yani dost oluyor. Bu da mensup. Sırat da mensup, müstakim de mensup. Nasb alametleri nedir? Her ikisinin de fethadır. Birinci sırattan maksat sıradallezîn en'amte aleyhim. Burada dikkatimizi çekecek bir ekna vardır. En'amte, nasarte, ketebte, fetahte. Hangi kalıp olur? Mazi fiildir. Muhatap birinci şahıs değil mi? Muhatap. Muhatap ikinci şahıs oluyor. Müfrettir, müzekkerdir, muhataptır. Faili entedir. Fiil en'ame. Onun da kökü na'ime olur. Aleyhim gayril mağlubi. Gayril mağlub. El mağlub mecrur. Bağdaki esir onun cer alameti.
Aleyhim, ala harfi cer, him onun mecruru, zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahal irap alır. Dolayısıyla him mahallen mecrurdur diyeceğiz. Ve le evvalin, ve le evvalin. Şimdi buradaki evvalin ne tür bir kelime? Müfre, tesniye, cemi nedir? Cemidir. Cemirin hangi kısmı? Cemi müzekker salimdir. Fethanın sağında ya var. Öyleyse cer veya nasb hali olması gerekir. Bunları fark edebildiyseniz arkadaşlar az çok bir şeyler fark etmişizdir diyebiliriz. Şimdi başka bir yere inceleyelim. Yasin vel Kur'ani. El Kur'an mecrur, görüyorsun. Cevlameti esre. Peki el Kur'an neden mecrur? Çünkü başındaki vav bir harfi cerdir. Vav'dan vava fark var. Çeşitli vavlar var. Buradaki vav harfi cer olan vavdır. Bu yüzden kendisinden sonraki kelimeyi cer etmiştir. El Kur'an kelimesi mecrurdur. Cer alameti esredir. El Hakimi. Bu da mecrur. Cer alameti esre. El Hakim El Kur'an lafzının sıfatı olur. Yani El Kur'an mevsuf. El Hakim onun sıfatı. Bu yüzden sağdaki kelime mecrur olduğundan soldaki kelime de mecrur olmuştur. İnne şüphesiz ki kesen le elbette minel murseline, min harfi cer, el murseline onun mecruru. Cer alameti nedir? Nun'un sağındaki yağdır. Cem-i müzekker salimlerde cer alameti yağ oluyordu arkadaşlar. Ala sıradin, ala harfi cer, sıradin onun mecruru. Aynı zamanda burası mevsuftur. Müstakim onun sıfatı. Bu yüzden müstakim de mecrur olmuştur. Müstakim müzekker mi müennes mi? Biraz da müzekker müennes konusunu hatırlayalım. Müstakim müzekkerdir. Çünkü müenneslik alameti taşımıyor. Tenzilel azizirrahim. Tenzil müzekker mi müennes mi? Müzekkerdir. Merfu, mensup, mecrur hangisidir? Mensuptur. Nasb alameti fethadır. Neden nasb alameti olarak fetha almış? Çünkü müfrettir. El-Azizi mecrur, cer alameti esre. Er-Rahimi mecrur, cer alameti esre. Litundira. Li harfi cerdir. Litundira, li en tundira demektir. Tundiru yani aslında nedera, yenidiru. Enidera, yunidiru, tundiru, li en tundira. Bu hoca neden bahsediyor? Yani neden bahsedelim? Tundira muzari fiildir demiş olalım. Kavmen litundira uyarman için. Kim uyarsın? Ente sen, değil mi? Gizli zamir ente burada fail olur. Kavmen onun mef'ulüdür, mensuptur. Nasb alameti fethadır. Ma unidira abauhum. Ebun aba ne oldu? Cemi mükesser oldu. Cemi mükesserdir. Raf alameti zammedir. Tek ötre almıştır. Neden? Çünkü muzaf an itibariyle hum onun muzafın ilehidir. Bir kelime muzaf olduğunda tenvin alamaz. Fahm gafiluna. Fahm gafilun üzerinde de duralım arkadaşlar. Mübteda haberdir. Hum gafiluna. Mübteda haber. Hum merfudur. Nasıl merfudur? Zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irap alır. Öyleyse hum mahallen ne olmalıdır? Merfu olmalıdır. Gafilune de merfu. Raf alameti vavdır. Gafilune cemi müzekker salim. Cemi müzekker salimin raf alameti vav olur. Bu yüzden. Lekad andolsun ki hakka el kavlu. Hakka. Ne gibi? Medde. Ferra avva şedde yani muzaaf fiildir. Yani sahih fiilin mutel, sahih fiilin muzaaf kısmındadır. Sahih mi mutel mi diye düşündüğümüzde sahihin muzaaf kısmındadır. Hakka fiil el kavlu onun faili olur. Merfudur, raf alameti zammedir. Ala harfi cer ekteri görüyorsunuz. Ekter onun mecruru, cer alameti esre.
Ekser kelimesi neden tek esir aldı? Çünkü o da muzaftır. Him onur muzafın ileyhi. Fehum onlar la yu'minune iman etmezler, inanmazlar. Hum mübteda olur. Hum mübtedadır. Tıpkı yukarıdaki hum gibi. La yu'minune e'mene yu'minu yu'minune. Cem-i müzekker salim. Muzari fiilin cem-i müzekker salimi bu. Fiil olarak cem-i müzekker salim. İsimlerin de cem-i müzekkeri var değil mi? İsimlerin de cem-i müzekkeri var. Fiillerinde. Şimdi yu'minune kelimesi arkadaşlar muzari fiildir. Merfudur. Raf alameti vav mıdır? Değildir. Raf alameti ne? Nundur. Fiillerin cem-i müzekkerinde nun onun merfu olduğunu gösterirken isimlerin cem-i müzekker salimde merfu olduğunu gösteren şey nunun sanındaki vav'dır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi buradaki vav ne olur peki? Fiildeki vav faildir. İsimdeki vav ise merfuluk göstergesidir. Fail değildir. Zaten gafilun isimdir. İsimde fail aranmamakta. Bu şekilde fail aranmaz. Şimdi huma müpteda dediğin. Evet. Ne lazım ona? Haber lazım. Nerede haber? Haberi fiil cümlesi olarak gelmiş. Biz haberin isim, fiil cümlesi olarak gelebileceğini, şibih cümle olarak gelebileceğini, bir de müfret olarak gelebileceğini görmüştük. Örneğin gafilune, fehum gafilun. Buradaki gafilune müfret haber idi. La yu'minun. Burası fiil cümlesi olarak haberdir. Yu'minune fiil değil mi? Faili ne? Vav. Fiil, fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Demek ki haber fiil cümlesi olarak gelmiş. Mahallen merfudur bu da. Cümleler mahallen irab alır. Bunu unutmayın. Aynı şekilde hum da zamirdi. Zamirler mebni idi. Mebniler de mahallen irab alır. An itibariyle müpteda olduğundan mahallen mecrur diyemezsin, mensup diyemezsin. Çünkü müptedalar merfu olur. Öyleyse bu da mahallen merfudur. Hum'la ilgili başka ne diyebilirsin? Hum ne tür bir zamirdir? Hüve huma hum, hiye huma hunne diye bir zamir çekimimiz vardı. Öyle değil mi? Hüve huma hum şeklinde zamir çekimimiz vardı. Öyleyse nedir bu? Munfasıl merfu zamir diyebilirsin. Hüve huma hum. Evet. Hum an itibariyle nasıl bir zamirdir? Cemi müzekker gaib zamiridir. İnna şüphesiz ki biz cealna biz yaptık. Şimdi inne nadır aslı değil mi? İnne ama bunu fazla ayrıntısına girmeyelim. Henüz işlemedik. Tamam. Cealna ceale fiil na faili olur. Cealna ketebna fetahna nasarna gibi düşün. Ne olmuş olur bu durumda? Burası neresi? Mazi fiildir. Başka mütekellimdir. Mütekellimin cemisi. Biz manasına geliyor. Birinci şahıs. Biz yaptık, kıldık manasında. Cealtu cealne. Fiil ne? Ceale. Fail ne? Ceale yecealu. Hangi baptan? Sahih mi? Mu'tel mi? Hangi kısmı? Fi harfi cer. E'naki. Onun mecruru. Unuk. E'nak. Cemi mükesserdir. Kırık çoğuldur. Cimi mükesserin cer alameti de tıpkı müfretlerde olduğu gibi esre olmaktadır. Neden tek esre almış? E'nâgî bir kelime, him başka bir kelime. E'nâk başka bir kelime, him zamir ona bitişmiş. E'nâk burada muzaf olduğundan, him onun muzafın ileyhi, muzaf olduğundan tek esre almıştır. E'gâlâlen bu da mensuptur, nasb alameti fetha. Fehiye. Fehiye neden müennes zamir olan hiye kullanılmıştır? Bu bir soru mesela. Düşündüğümüzde fi a'naqihim onların boyunlarında vardır. Ne vardır? Eğlalen. Halkalar vardır. Şimdi eğlalen halkalar demek cimi mükesserdir. Nasb alameti fethedir. Ardından fehiye işte o. Hangi o? Neden bahsediyorsun? Eğlal kelimesi. Arkadaşlar burada dikkat kesilin. Eğlal kelimesi cemi, mükesser, akıl mı, gayrı akıl mı? Gayrı akıl değil mi? Zincirin, çeneye takılan halkaların bir zekası söz konusu değil.
Bu yüzden gayri akıl bir cemi mükesser bu. Ne hükmünde olur? Gayri akıl cemi mükesserler müfret müennes hükmünde olur. Bu yüzden hiye zamiri kullanıldı. Hüve değil, hunne değil, hiye. Fehiye işte o halkalar var ya, ilel edkani çenelere kadar gelmektedir. İnsanların çenesine kadar. Yani dağ bir şey değil, gayet ne diyelim geniş halkalardır. İle harfi cer. Ne bildiriyordu? Nihayet. İlel edkani çenelere kadar devam etmektedir o halkalar. İnsanların çenesine kadar gelmektedir. İle harfi cerinin manasını da hatırlamış olduk böylece. Etkan da yine cemi mükesserdir. Cer alameti esre. Fehum işte onlar, o insanlar yani o kişiler mugmehune ayağa kalkmışlardır. Hum mübteda olur değil mi? Hum onlar. Mugmehun. Burası da isim, bu da isim. Hum mübteda, mugmehune haber. Ne tür bir haber? Müfret haber. Mugmehune merfu. Raf alameti vav. Onun raf alameti. Mugmehune mugmehine değil mi? Ya da olabilirdi yani. Hum mübtedadır. Merfudur. Nasıl merfu? Mahallen merfu. Çünkü zamirler mebnidir. Ve cealna min beyne eydihim. Cealna yine ceale fiil. Na onun faili olmakta. Min beyni. Beyni kelimesi neydi? Zarftır. Değil mi? Zarflar konusunda muhtemelen kitapta geçmiştir. Zarf. Min harfi cer. Beyni onun mecruru. Cer alameti esre. Beyin aynı zamanda muzaf. Bu yüzden eydi sonraki kelime de mecrur olmuştur. Yedün müfret eydiye onun cemi mükesseri olur. Yani burası cemi mükesser, kırık çoğul, eller manasına gelir. Min beyin eydihim. Evet. Sedden mensuptur. Nasıl alameti fetha. Ve min yine harfi cer. Halfihim. Halfe. Hatırlıyorsunuz değil mi? Halfe tah. Te ve ra'e zarf olarak kitapta geçti. Sanırsam sonuncu ünitelerde geçti yani. Ünitesi tam olarak hatırlamasam da halfe zarf olarak geçti. Min başındaki harfi cer halfi kelimesini cer etti. Neden halfin olmadı, iki esir almadı? Çünkü harf burada muzaftır. Muzaflar tenvin alamazlar. Him onun muzafın ileyhi oluyor. Sedden mensup fe eşeynahum. Fehum la yubsiruna. Hum mübteda la yubsiruna. Ebsara yubsiru. Yubsiruna cemi müzekkerdir burası da. Muzari fiildir. Merfudur. Raf alameti nundur. Vav ise failidir. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup mahallen merfudur. Hum de mübteda, o da mahallen merfu. Her ikisi de yani mübteda da haber de mahallen merfu. Mübteda niye mahallen merfu? Mebni olduğu için. Haber niye mahallen merfu? Cümle olduğu için. Ve sevâun aleyhim e enverte. Enverte hangi kalıp olur? Ketebte, fetahte kalıbı değil mi? Te faildir buradan. Hum onun mef'ulü olur. Emlem tunzir. Tunzir yine muzari fiilimiz. Failimiz ente, gizli zamir olur. Hum onun mef'ulü olacaktır. La yu'minuna. İnnemâ tunziru. Enzera yunziru tunziru. Arkadaşlar bu fiil durmadan tunziru geçiyor. Şurada tunzir olarak geçti. Enzer geçti. Bunlar henüz sizin gördüğünüz bablardan değil. Siz henüz 6 bab gördünüz. Bu 6 babtan farklı bablar, kalıplar da mevcut. Sülâsi mezit diyoruz bunlara. Sülasi mezit de var. Farklı kalıplar da var. Bunları ilerleyen ünitelerde muhtemelen göreceksiniz. Kitabın devamına bakmadım ama vardır yani. Sülasi mücerredi anlatan sülasi meziti de anlatmıştır. Henüz görmediniz. O yüzden üzerinde nasıl durmalıyım diye düşündüm. Bunlar değiştirilmiş yani eklemeli fiil. Nedera, enedera. Başına bir hemze eklenmiş. Enedera, yunziru, tunziru, ente. Burada gizli zamir fail olur. Çünkü tunziru muhatap kalıbında bir fiildir. Müfret, müzekker muhataptır. Tunziru sen uyarırsın. Ente sen uyarırsın. Men o kimseyi ki ittebe'e.
Bu kalıbı da henüz görmediniz. Bu da mazi bir fiildir. İttaba uydu. Hüve gizli zamir faildir. Neden evvikra'yı fail olarak atamadım? Çünkü evvikra'ya bakıyorum merfu değil. Bu durumda ne yaptım? Faili gizli zamir hüve olarak atadım. Neden hüve de hiye değil? Çünkü üçüncü şahıs müfret müzekker gaib kalıbında fail olarak belirteceğin zamir hüve olmak zorundadır. Hüve evvikra zikir kelimesi burada mef'ulü bih olmaktadır. Ve haşiye, haşiye ne tür bir fiil? Sahih, mutel ve hangi kısımları olur? Düşünün bakalım arkadaşlar. Bu da bu videonun sorusu olarak kalsın. Haşiye korktu. Kim? Hüve gizli zamiri yine fail atadım. Er-Rahman fail olamaz çünkü. Haşiye korktu. Hüve o kişi Er-Rahman'a, Rahman'dan. Bil-Gaybi. B harfi cerrimiz el-gaybi onun mecruru. Fe beşir beşşara tef'il babu. Henüz bu babu görmediniz siz. Sülasi mücerridin üzerinde farklı bir kalıp bu da. Oradan emri hazırdır. Beşir müjdele. Kim müjdelesin? Ente sen. Gizli zamir ente fail olur. Kimi müjdele? Hu onu mef'ulü bih oldu. Ne ile müjdele? Ba harfi cerrimiz var. Nafiratin onun mecruru. Ve daha ne ile? Vav atıf harfimiz ecrin mecrur. Neden mecrur? Çünkü vav atıf harfi burada sağdaki irabı sola aktarmıştır. Kerimin ecrin kelimesinin sıfatı olduğundan kerim de yine mecrur olarak karşımıza çıkıyor. İnna şüphesiz ki biz, nahnu biz, nuhyi biz diriltiriz. Biz, biz, biz. Bir sürü biz manasına gelen var değil mi? Nuhyi, ahya, yuhyi, nuhyi. Ne tür bir fiil? Sonunda ille tarifi var. Nuhyi, biz diriltiriz. Biz manasındadır. Muzari fiildir. Faili gizli zamir nahnu olacak. Şuradaki nahnu değil yani. Gizli bir zamir nahnu burada faildir. Neden? Çünkü buradaki nahnu mübteda olur. Zamir burada mübteda olarak gelmiş. Haberi nedir? Haberi fiil cümlesidir. Nedir o? Nahnu nuhyi fiilimiz, nahnu gizli zamir failimiz, birlikte fiil fail, fiil cümlesi olup haberdir. Nahnu da onun mübtedasıdır. El mevta nuhyinin mef'ulu olur. Mevta. Ve nektubu, nektubu muzari fiil, faili nedir? Gizli zamir nahnudur. Ma kaddemu ve atharahum. Eter, atar, cemi mükesser olur. Ve kulle mensuptur. Şeyin mecrur celalameti esredir. Ehsaynahu fi imamin mubin. Mesela buradaki fi harfi cerrimiz imamin onun mecruru, mübinin kelimesi de onun sıfatı olmaktadır. Mübin önemli bir kelime burada. Yani Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesi önemli. Ne demek istiyorum? Mübin kelimesinde arkadaşlar sonunda nun var, sağında ya var. Hani böyle görüp bunu direkt tesniye veya cem-i müzekker salim gibi düşünmeyin. Tesniyenin cer hali, cem-i müzekker salimin cer hali veya her ikisinin de nasb hali diye düşünülemez. Çünkü nunda iki esre var. Nunda iki esre var. Buna dikkat etmek gerekir. Ebane yubin ibanetun mübinun. Mübin burada müfret bir kelimedir. Cer alameti esre olmakta. Yazrib lehum. Zarebe yazribu. Hangi baptı? Faale yef'ilu. İşte onun emri hazırı. Ente gizli zamir fail olur. Lehum. Şimdi önemli bir nokta daha. Lehum aslında nedir? Li değil mi? La buradaki le arkadaşlar harfi cer olan lamdır. Harfi cerrimiz olan o lam çoğu zaman li diye yazılır. Bazen bitiştiği kelimeye göre le diye yazıldığı da olabilir demiştik ilgili ünite işlerken. Burada öyle bir durum var. Lam harfi cer, hum onun mecruru. Şimdi hum zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irap alır. Dolayısıyla hum kelimesinin cer alameti hani nerede demeyeceksin. Ne diyeceksin? Mahallen mecrurdur diyeceksin.
Müzekker mi müennes mi? Müzekker bir zamirdir, cemidir. Meselen, meselen kelimesi mef'uldür. Eshab kelimesi cemi mükesserdir. Eshabel gariyeti. İd ca'e, ca'e, kale, ba'e, kâne, kâde. Ne tür fiiller? Ecref fiiller. Yani ortalarında illet harfi var. Sonuna bakarsan hemze de var. Değil mi? Bu durumda ne oldu? Dil bilgilerince burada bir tartışma meydana gelmiş olabilir. Ama siz buna ecref deyin yani. Ha zamiri. Ne tür bir zamir? Zamir tablosundan bakın. Burada karşımıza çıktı. El murselune. Ne tür bir kelime? Cemi müzekker salimdir. Merfudur, raf alameti vavdır. İd ersenna ileyhim. Ersele. Rasele, ersele. Yine ifal babı. Fiilin eklemeli bir fiil. Başına hemze eklenmiştir. Erselna mazidir. Na onun failidir. İlâ harfi cerhim mecruru. İleyhim olmuştur. Him zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahalen irap alır ve kendilerinde cer alameti, nasb alameti, raf alameti şudur budur diye bir şeye aranmaya çıkılmaz. İthneyni. Tesniye bir kelime. Nasb alameti olarak geldi. Çünkü mef'ul. Fekezzebu kezzebe kezzeba kezzebu fa'ale fa'ala fa'alu gibi düşün. Şimdi kezzebu kelimesi şeddeli bir fiil hocam. Öyleyse muzaftır diyemeyiz. Neden? Buradaki şeddi fiilin aslından değil. Buradaki şedde ne? Bab alameti olarak geldi. Yani harfin tekrarı. Kelimenin orijinali kezzebe. 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 Aynı harfin tekrarı yok. Şedde yok orijinalinde. Şu an eklemeli bir bab aktarıldan bu şeddeyi almış. Eklemeli bab henüz görmediniz ama az çok bir ışık gördünüz. Eklemeli babla alakalı. Yani bunun da oraya dahil olduğunu bilin. Vav burada failimiz olmaktadır. Huma ise burada mef'ul bih olur. Fe'azzezna. Azzezna. Keme nasla azze. Azzeze azzezna. Evet, burası muzdaaf bir fiildir diyebilirim. Neden? Buradaki şedde arkadaşlar kelimenin orijinalinde de var. Azze şeklinde vardır. Zaten görüyorsunuz şeddi açarsam 3 tane aynı harften olur. Bu da buradaki şeddenin orijinal olduğunu gösterir. Bir thalithin bâhâk cer. Thalithin onun mecruru. Nitekim cer alameti olarak esreyi almıştır. Fegâlû, kâle, kâle, gâlû. Sayh mutel bağlamında düşünüldüğünde kâle mutelin ecref kısmıdır. Gâlû, müfret, tesniye, cimî diye düşünürsen cimî, müzekker, gâibtir. Fiil, fail, meful diye düşünürsen fiil bu. Fail de hemen şuradaki vav'dır. Elif, elifi farkadır. İnna ileykum ilaha ficer. Kum onun mecruru zamir olduğundan mebnidir. Mebni olduğundan mahallen irap alacak. Mahallen merfu diyemeyiz. Mecrur diyeceğiz. Çünkü haficerden sonra gelmiştir. Mahallen mecrurdur. Murselun merfudur. Raf alameti vav'dır. Cemî müzekker salimdir. Kalu az önce geçmişti aynısı. Ma entum. Entum ne tür bir zamirdir? Ent entum ma entum enti entum ma entunne. Tablodan bakın. Beşerun nedir? Merfudur. Mislu na. Mislu merfu değil mi? Zamir almış. Mislu başka bir kelime. Na başka bir kelime. Na zamir misil kelimesinde bitişmiş. Demek ki bitişik bir zamir. Ne tür bir zamir? Ve ma enzele, nezele idi, sülasi, mücerredi, nezele, yenzilu, hangi baptan olur? Ama ne olmuş? Enzele olmuş. Yani başına bir hemze ilave edilmiş, 3 harften 4 harfe çıkartılmıştır. Enzele fiildir, errahmanu faildir, merfudur, raf alameti zammedir. Min harfi cerrimiz, şeyin onun mecruru, cer alameti esra almış. İn entum, entum zamiri yine çıktı karşımıza.
İlla tekdibune kezebe yekdibu tekdibu tekdibune. Fiil muzaridir, merfudur. Raf alameti vav mıdır? Değildir. Fiillerde raf alameti vav değil, nun oluyor cemilerinde. Bunu tekrar hatırlatmış olduk. Galu geçmişte. Rabbu onun faili olur. Rabbu. Rabbe yerubbu. Rabbun. Mastardır yani. Rabbu. Na zamiriyle bitişmiştir. Rab burada isim olarak gelmiştir. Mastar olduğuna göre. Alime ya'lemu. Muzari fiil değil mi? Muzarat harfi olarak ya'yı almıştır. Hangi babtandır? Sahih, mutel düşünün. Müzekker müennes. Müzekkerdir. Müfrettir. İnna ileykum ila harfi cer kum mecrur geçmişi daha önceden le murselunen murselunen cemi müzekker salimdir merfudur raf alameti vavdır ve ma aleyna diye devam ediyor ama ayetten incelememiz oraya kadar idi. Ebu Hanife'nin vasiyet metni i'lemu emri hazırdır görmediğimizden geçtim ya eshabi. Ashab kelimesinin cemi mükesser olduğunu hatırlatayım arkadaşlar. Ve ihvani, ihvan yine cemi mükesser olduğunu ifade edelim. Enne mezhebe, mezhep kelimesi müfrettir, mensuptur, nasb alameti fethadır. Ehli, mecrurdur, cer alameti estedir. Es sünneti, mecrurdur, cer alameti estedir. Ve aynı zamanda es sünnet, müennestir değil mi? Tamammış. Vel cemaati, müennestir, mecrurdur. Ala ithnete aşrate hasleten hasleten mensuptur ve müennestir. Temen kâne kâne ne tür bir fiildir? Kâne, kâle, ba'a mutelin ecef kısmındandır. Yestekimu muzari fiil muzarat alameti olarak ya'yı almıştır. Merfudur raf alameti olarak zammeyi almıştır. Ala harfi cer hâbihi onun mecruru el hisal de yine onlara uyumlu olarak mecrur gelmiştir. Cer alameti esre olmakta. La yekunu. Şurada geçen kânenin muzari hali yekunu gelir. Merfudur raf alameti zammedir. Mübtedi'an. La yekunu hüve mübtedi'an. Yani fazla ayrıntılarına girmiyorum irap olarak çünkü işlemediğimiz çok konu var. Sonuç olarak ilk 5 üniteye göre inceleme yapmaya gayret ediyorum. Bazen muzaf, muzafın ile sıfat, mensuf ilişkisine de değindiğim oldu. Mübtedi'an mensup, nasb alameti fethadır. Mübtedi'an, başka ne diyebiliriz? Müfrettir, müzekkerdir. Bunların da farkındasınızdır. Ve la sahibbe, heven. Fe'aleykum bihadihi el-hısali bihadi, harfi cer var. El-hısali, mecrur. Hatta tekunu fi şefaati mecrur. Çünkü fi harfi cerri var. Seyyidi mecrur. Na zamirimiz var burada. Muhammedin mecrur. Aleyhi es-salatu ve selamu. El-ula veya evet el-ula birincisi nedir? El-imanu. İman nedir? İkrarun. İkrardır. El-imanu mübteda ikrarun haberdir. Her ikisi de merfudur. Raf alametleri zamme. Mübteda haber bunlar. İsim cümlesi yani. Bil lisani ba harfi cerrimiz var. Buradaki ba harfi cerri araç gereç vasıta manasında. Lisan vasıtasıyla ikrardır diyor. İman nedir? İkrardır. İfade etmek, söylemektir. Bil lisani, lisan ile, dil ile. Ve daha nedir? Tasdikun, tasdik etmek, onaylamaktır. Bil cenani, kalp ile. Bi harfi cer. El cenani onun mecruru. Vel ikraru ikrar etmek yani ifade etmek. Vahdehu tek başına. La yekunu imanen. İman olarak geçerli değil diyor söylemek. Tek başına yetmez. Kalpte tasdik olmalıdır diyor. Liennuhu zira levkâne imanen. Levkâne imanen mensuptur. Lekâne kâne ba'an gibi yine ece fiilimiz. El münafigûne. Merfudur raf alameti vav'dır. Müminine mensuptur. Nasb alameti yadır. Müminine. Cemi müzekker salim arkadaşlar. Ve kezalike el marife tu vahdaha la tekunu imanen. La tekunu hiye imanen. Anlatılması gereken bazı dil bilgisi kuralları var buralarda. Henüz işlenmedi. Bir devam edelim ileriye doğru. Li enneha lev kânet imanen. Le kânet hiye imanen.
Lekâne ehlül kitâbi küllühüm müminîne. Müminîne müminûne. Nedir? Nasb alameti olarak ya almış. Cem-i müzekker salimdir bu. Kâle Allahu lafzatullah fail. Teâlâ fî hakkil münafiqîne fî harfi cer hakkî. Onun mecruru. Hak aynı zamanda muzaf el münafiqîne. Onun mecrurudur. Muzafın ileyhidir. Münafiqîne cem-i müzekker salimdir. Cer alameti olarak ya almıştır. Ayet geliyor. Vallahu yeşhedü innel münafiqîne lekâdibûne. Vallahu Allah yeşhedü. Evet, mübteda haber örneği. Allahu mübtedadır. Şehide yeşhedü. Muzari fiilimiz bu. Muzari fiilimiz var. Hangi baptan? Sahih, mutel, müzekker, müennes, müfret, esni, cimi. Bunları düşünüyorsunuz zaten. Bunun dışında ne dedik? Yeşhedü. Şahit oluyor. Şahitlik ediyor kim? İnne mi? E münafıkine, bunlar merfu değil. Yeşhedü şahitlik ediyor. Hüve, o Allah şahitlik ediyor. Şahit oluyor. Hüve gizli zamir fail burada. Fiil fail birlikte. Fiil cümlesi olup haberdir. Cümle olduğundan mahallen irap olacak. Mahallen merfudur. Allahu mübteda idi. Demek ki haberi fiil cümlesi olarak geldi. İnne el münafıkine. El münafıkine cem-i müzekker salimdir. Mensuptur. Nasb alameti yadır. Lekâdibûne. Kâdibûne cem-i müzekker salimdir. Merfudur. Raf alameti vav'dır. Allah Allah yeşhedü innel münafıkîne lekâdibûne. Aynı şey bir daha geçti anladığım kadarıyla. Ve gâle teâlâ fî hakkî ehlil kitâbi ellezîne âteynâhumul kitâbi ya'rifûne kemâ ya'rifûn ebnâhum. Ellezîne, o kimseler ki âteynâhum el kitâbe. Ateyna, biz verdik. Hum, onlar el kitabı, kitabı. Kitabı kendilerine verdiğimiz kişiler var ya. Ya'rifûnehu, onlar tanıyorlar. O kitabı tanırlar. Ya'rifûne, onlar tanırlar. Vav fail burada. Hu ise mef'ul bih olur. Onlar onu, o kitabı tanıyorlar. Ne gibi? Kema, o şey gibi ki. Ya'rifûne, tanıdıkları gibi. Ebnâ'hum, babalarını. Arası oğullarını değil mi? Ebnâ demiş. Evet, İbnün Ebna. Oğullarını tanıdıkları gibi o kitabı tanırlar diyor. Bir inceleme yapalım. Ellezîne âteynâ, âteytü, âteynâ. Biz verdik. Fiil muzâridir. Hum, onlara. Mef'ul bih'ti. Neye verdik? El kitâbe faildir. Fail ile mef'ul bih yer değiştirmiş. Onlara ne verdik? Kitabı verdik. Arefe ya'rifu. Ya'rifûne. Cem-i müzekker fiil muzâri. Raf alameti ya'dır. Cem-i müzekkerdir bu fiil. Bu fiilin merfu olduğunu göstergesi sonundaki nundur. Vav ise faildir. Hu ise meful bihtir. Kema ke harfi cerremiz. Ma ise onun mecruru oluyor. Ya'rifûne arefe ya'rifu. Az öncekiyle aynı tanım. Kendisinde geçerli, sadece husu yok. Vav fail yani. Ebne e cemi mükesserdir. Mensuptur. Nasb alameti fethadır. Mefulü bihi olur. Ya'rifûne fiilinin mefulü bihidir. Vel imanu, iman var ya, la yezidu ve la yengusu. El imanu mübtedadır. La yezidu fiil, zade yezidu, zade, kale gibi ecve fiildir. Faili gizli zamir hüve olur. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup el iman mübtedasının haberi olur. La yengusu, ne kasa yengusu, hangi bab? Li ennehu la yutasavveru nuksanuhu. Yutasavveru fiil, nuksanu onun faili olur. İlla bi ziyadeti el küfri. Anlaşıldı zannedersen. Bölüm 2. Kur'an-ı Kerim'de bazı muzaf fiiller var. Yani çeşit çeşit fiiller var. Muzaf fiillere örnekler vermeye çalışacağız. Elem tara enna ersenne şeyadine alel kafirine teüzzühüm ezze. Teüzzühüm ezze. Arkadaşlar, buradakilerin birisi sure numarası, birisi ayet numarası. Sure numarası, ayet numarası, o şekilde ararsanız bulursunuz. Hangisi sure, hangisi ayet? Mesela 164. sure var mı? Yok, Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Öyleyse sol taraftakiler sure değil demek ki, ayet numarası. Sağ taraftakiler sure diyebiliriz. Tabii karışmış olma ihtimali de mevcut ama çoğunlukla böyledir. Onu yıllar önce hazırlamıştım. Artık. Ve bethe fiha min kulli dâbetin. Bethe. Muzaat fiil. Ve fî halgikum ve mâ yebüssü. Bethe yebüssü. Yecurru.
gibi değişik muzaaf fiil örneklerini görmektesiniz. Yine hakka görüyorum. Fela tahillu lehu tahillu. Kur'an-ı Kerim'de nakıs fiillerden örnekler. Ben fazla okumadım. Sûre ayet numarası yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de kendiniz bakarak üzerine biraz kafa yorarsanız muzaaf fiilin ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Nakıs fiillere örnekler yine Kur'an-ı Kerim'de. وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا دَحَا sonuncu harfi illet harfi دَحَا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا دَنَا elif var. وَلَوْلَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ diye devam ediyor. Görüyorsunuz bir tane daha nakıs fiil var. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا başka nerede var? مَا وَدَعِكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَالْضُحَا diye bildiğimiz yerde. Başka örnekleri de görmektesiniz. Mehmuz'a örnekler var. Ve âthera l-hâte dünne. Âthera. Nasıl mehmuz? Burada iki tane hemze var. İki hemzeli olduğundan yani. İki hemze. Üzerine çeşitli işlemler yapılmış. Tek hemze kalmış. Bel tu'thirûne l-hâte dünne. Tu'thirûne. Ethira. E'thera şeklinde. Yine nerede var? Bir ehade Allahu mithaqan nebiyyine ehade fiilini görüyorsun. Bunlar hep ne? Mehmuza örnekler. PDF'yi sizlerle paylaştığım için kendiniz dikkatli bir şekilde inceleme yaparsınız. Yine nakıstan örnekler varmış. Aynı şeyi koymuş da olabilirim. Zarflar örnekler var. Çünkü zarf konusu da geçti. Zarf konusu da önemli. Mekan zarfları var, zaman zarfları var. Bir kelime mekan manası içeriyorsa ona mekan zarfı, zaman manası içiyorsa zaman zarfı adı verilir. Emamel mescidin, mescidin önünde. Burası bir yer, bir mekan mıdır? Evet. Halfe, halfel mescidin, mescidin arkasında yer tarif ediyorsun. Nerede? Mescidin arkasında bir ne var mesela? Durak var. Nerede? Mescidin arkasında, okulun arkasında bir yer oluyor. Veya zaman zarfları var. El-yevm. Gaden var. Yarın. El-an. Şimdi. Fecir. Sabahleyin. Akşamleyin. Tüm bir defa hafta günleri. Haftanın 7 günü. Sonra tüm 12 ayın her biri. Sonra yıllar, seneler. Bir an önce, bir an sonra. Birazdan, az sonra gibi kelimeler zaman manası içerdiğinden her biri zaman zarfı olur arkadaşlar. Efşü selame beynekum hem zarfı kullanıldığı bir hadisi şerif hem de zarfa bir örnek yani. Efşü esselame beynekum. Beyne arada demek. Aranızda beynekum. Aranızda selamı yayın. Ardından fiil çekimi geliyor. Demek ki hazırladığımız PDF burada bitmiş oldu. Fiil çekimi ile alakalı şöyle bir PDF var. İnternette bulmuş olabilirsiniz belki. Çeşitli kısımlara göre çekimler var. Diyor ki tasrifu fi'li salim. Salim fiilin çekimi, muzaf fiilin çekimi, mehmuzur fa'in, lam, vavi, ya'i misaller var. Ecvefi vavi var. Ecvefi ya'i vesaire. Aksamu seba'ya göre yani. Çekimler mevcut. Fiil çekim ona göre az çok değişkenlik gösterir zaten. Burada da onları görüyorsunuz. El-mâzî fiil mazi, el-muzâri muzâri fiil, el-emir burası da emri hazır diyor. Mazi şurası yani aşağı doğru devam eden kısım. İki sütun maziye ait. İki sütun muzâriye ait. Tek sütun emri hazır'a ait. Henüz emri hazır görmediğinizden şu an için sizin açınızdan önemli değil. Ardından mezidat demiş. Sülasi mizide göre çekimler. Onlar da burası olmuş oluyor. Peki maziye tekrar gelelim. Mazi için iki sütun var dedik. Bu iki sütun bir tanesi malum çekim için. Diğer çekim ise meçhul çekimdir. Aynısını muzarede görüyorsunuz. Yine muzarenin de sağ tarafında malum, sol tarafında meçhulün çekimi yer almakta.
fiil çekimi çok önem taşıyan bir konu. Hemen yanlarında arkadaşlar malum meçhul diye sıralama olduğu gibi sağ taraflarda da gaib diyor, görüyorsunuz. Diyor ki medde, medda, meddu ve devamındaki bunların her biri, yani bunlar nedir? Gaibdir. Meddet, meddete, mededne, bunlar gaibe kısmı. Daha aşağıda muhatap, muhatabayı görüyoruz. Muhatap, muhataba ve mütekellim kalıplarını görmektesiniz. Burada diyor bu kelimeden ismi fail şöyle gelir, isim meful böyle gelir. Mezit halindeki kelimeler şu şekilde gelir diye sıralamalar mevcut. Kitapta henüz meçhul çekim işlenmemişti. Meçhul nedir? Malum nedir? Şu an için sadece malume siz çalışın. Çünkü meçhul konusu işlenmediğinden sizden meçhul şekilde bir çekim, bir fiil beklenemez yani. Mehmuzül fa var. Etira şeklinde devam ediyor. Misali vavi görüyorsunuz. Va'de, va'da, va'du, va'det, va'deta, va'edne çekim. O şekilde mevcut. Buna da çalışırsanız daha sağlam olmuş olur. Ama fiil çekiminde kitabın çok üzerinde durduğunu görmedim ben. Önemli olan fiil çekimiyle zamirleri uyuşturabilmek, yani uyumlu olmalarını sağlayabilmek. Size şimdi ketebe ne, buradaki fail nedir denildiği zaman veya ketebet fiillerine bir zamir atayacak olsan fail olarak hangi zamir fail olmalıdır şeklinde sorulduğunda bunların cevaplarını verebiliyor olmanız gerekir.